Merhaba arkadaşlar, şimdiki dersimiz fiziğin doğası. Fiziğin doğasında öncelikle fiziği, fiziğin alt dallarını, temel büyüklükleri, vektörel büyüklükleri göreceğiz. Öncelikli olarak fizik ve fiziğin alt dallarını bir inceleyelim. Fizik bizim için nedir? Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen, doğada gerçekleşen olayları mantıklı açıklamalar üretmeye çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır diyebiliyoruz. Evrendeki birçok olay fizik ile incelenir. Bütün bu olaylar fiziğin değişik alt alanlarında incelenecektir diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu fiziğin alt dalları bizim için nedir? Akılda kalıcı olabilmesi için bir kısaltma yapabiliriz ve biz bu kısaltmamıza diyoruz ki metankom. Peki nasıl yazıyorum ben bu metankomu? Mekanik, elektrik, termodinamik, atom fiziği, nükleer fizik, katı hal fiziği, optik ve manyetizm olarak sıralayabiliyoruz. Ve bu fiziğin alt dalları içinde fiziğin alt dallarının ilgilendiği kısımlar olacaktır. Peki, mekanik cisimlerin nasıl hareket ettiklerini ve nasıl etkileştiklerini inceler. Elektrik, maddelerin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükleri ile bunların neden olduğu elektriksel alan ve elektriksel kuvveti inceler. Termodinamik, enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Atom fiziği, atomların yapısını oluşturan unsurların birbirleriyle nasıl etkileştiğini inceler. Nükleer fizik, atom çekirdeğinin yapısını ve kararsız çekirdeklerin nasıl ışıma yaptıklarını inceleyecektir. Katı hal fiziği, yoğun haldeki maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve esneklik özelliklerini inceler. Genelde kristal yapılı maddeler için kullanılır katı hal fiziği. Optik, ışıkla ilgili olayları, ışığın saydam ortamlardaki davranışını inceler. Manyetizma, dünyanın manyetik alanını, manyetik maddelerden ve elektrik akımından oluşan manyetik alanı inceler diyebiliyoruz. Fizikte bilimsel yöntemler, fizikte bir problemi çözebilmek için belirli bir yöntemin izlenmesi gerekir ve bu izlenilen yol içinde biz bilimsel bir yöntemdir diyeceğiz ve bu basamakları arkadaşlar şimdi yorumlamaya çalışacağız. Öncelikle bilimsel yöntemi tanımlayalım. Fizik bilimiyle ilgilenen bilim insanları bir takım bilgilere ulaşırken planlı ve sistemli bir şekilde çalışırlar. Bu süreçte fizikle ilgili ilke, kanun ve teorilere ulaşılırken bilimsel çalışma yöntemi olarak bilinen bir yol izlenir diyebiliyoruz. Ve izlenilen bu yolunda basamaklarından bahsedecek olursak, arkadaşlar öncelikli olarak problemimizi belirlemek zorundayız. Arkasından bu problemle ilgili gözlemlerle veriler toplayacağız ve biz gözlemlerimizi kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Nitel gözlem ve nicel gözlem olmak üzere. Nitel gözlemler 5 duyu organı ile yapılacak, nicel gözlemler ise ölçüm aletleri ile yapılacaktır diyebiliyorum. Ve arkadaşlar gözlemlerden sonra bu gözlemlere dayalı bir hipotez ortaya atacağız. Ve hipotezimize dayalı olan bir tahmin üretmemiz gerekiyor. Peki hipotez bizim için nedir? Bilimsel bir problemin verilere dayalı geçici çözüm yoludur diyebiliyorum. Ve arkasından da arkadaşlar artık kontrollü bir deney yapmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Ve eğer kontrollü deneyler bizim hipotezimizi sağlamazsa, yani doğrulamazsa, o zaman tekrardan yeni bir hipotez kurmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Yani şöyle bir örnek vermemiz gerekirse şöyle düşünelim. Bir bisikletim var ve bu bisikletten ses gelmeye başladı. Şimdi ne yapıyorum? Gözlemler yaparak bu sesin nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyorum. Öncelikle problemi belirledik. Dedik ki bisikletten gelen ses. Ve artık gözlemler yapıyorum. İşte dinlemeye başladım. Diyorum ki zincirden geliyor. Ve artık bir tahmin, bir hipotez ortaya atıyorum. Diyorum ki eğer biz bu zincirleri yağlarsak bu ses kesilir. Ve arkasından kontrollü bir deney yapıyorum. Ve bu deneyde de artık zincirleri yağladık. Bakıyorum artık ses kesildi. Demek ki benim hipotezim buradaki değeri doğruladı. Artık tamam, hipotezimiz doğrulandı. Eğer ki ses kesilmeseydi demek ki bizim hipotezimiz yanlış bir hipotezdi. Ve ne yapmamız gerekirdi? Yeni bir hipotez kurmamız gerektiğini söyleyebilirdik. Peki arkadaşlar biraz daha detaya inelim burada. Bilimsel yöntem basamakları ile ilgili bilim gerçekleri bulma, bunlarla ilgili bilgileri düzenleme ve yeni gerçekler bulma ile ilgili bir akıl yürütme sürecidir. Bilimsel çalışmalar, bilimsel yöntem denilen akılcı ve düzenli çalışmalarla gerçekleştirilir. Bir bilimsel problem tespit edilir, biraz önce de bahsetmiştik. Problemlerle ilgili veriler toplanır. Bu veri nedir? O problemle ilgili gerçeklerdir. Gerçek, bilim insanları tarafından aynı koşullarda, aynı sonuçlarla tekrarlanan gözlemlerdir. Gözlem ise inceleme metodudur diyebiliyoruz. Ve yine biz gözlemleri ikiye ayırdığımızı söylemiştik. Bunlardan birincisi nitel gözlemdi ve 5 duyu organımızla yaptığımızı söyleyebiliyoruz. Sadece duyu organlarıyla yapılan gözlemlerdir. Örnek vermemiz gerekirse, Yakup uzundur demişiz.
Hiçbir şekilde bir ölçüm aleti kullanmadan biz bunu söyledik. Görsel bir şekilde kendi yaptığımız bir tespit. Hava bugün sıcak. Ecem yaklaşık ortalama 40 kilodur demişiz. Yine burada da bir nitel gözlemden bahsettiğimizi söyleyebiliyoruz. Nicel gözlem ise duyu organlarıyla beraber ölçüm aletlerinin kullanıldığı gözlem sistemidir. Ve burada da aklımızda kalıcı olabilmesi için nicel cetvelden aklımıza gelebilir. En azından bir ölçüm aleti kullandığımızı hatırlayabilmemiz adına diyorum. Biraz önceki örnekleri biraz daha değiştirdik. Diyoruz ki Yakup'un boyu 1 metre 85 santimdir. Kesin bir sayısal değerden bahsediyorsun. Demek ki burada bir sayısal bir ölçüm yapmışız. Havanın sıcaklığı bugün 40 santigrat derece. Yine kesin bir sayısal değerden bahsettim. Ecem 40 kilogramdır dedik. Yine kesin bir sayısal değerden bahsettik arkadaşlar. 3 numara neydi? Hipotez kuruluyordu. Hipotez problem için önerilen geçici bir çözüm yoludur diyebiliyoruz. İyi bir hipotezin oluşabilmesi için eldeki verilere uygun olmalı, probleme çözüm önermeli, yeni gerçeklere ve tahminlere olanak sağlamalı, deney ve gözlemlere ise açık olmalıdır diyebiliriz. Hipoteze dayalı tahminler üreteceğiz. Yani demek istediğimiz nedir? Tahminin genel ifadesi. Ne demiştik arkadaşlar? Biraz önce diyorduk ya, eğer zinciri yağlar isem buradaki ses kesilir. Yani ne yaptık? Tahminin genel ifadesi eğer ise ve dır şeklinde devam etmelidir diyebiliyoruz. Kontrollü bir deneyle yapıldığını da söyleyebiliyoruz. Kontrollü deney bizim için nedir? Bir deneyin sonucunu etkileyecek faktörlerden her defasında sadece bir faktörde değişiklik yapılmasıyla düzenlenen deneylerdir. Ve bu kontrollü deneylerde bağımlı ve bağımsız değişkenler olacaktır arkadaşlar. Bağımlı değişken bizim için nedir? Başka bir değişkene bağlı olarak değişen değişkenlerdir. Bağımsız değişken ise hiçbir değişkene bağımlı olmadan sadece bizim değiştirebildiğimiz bir durumdur, değişkendir diyebiliyorum. Örnek vermem gerekirse şöyle düşünelim. Bir suyun içine tuz attığımız zaman oradaki yoğunluk değişecektir. Ve buradaki bağımsız değişken olan bizim için tuz miktarıdır. Tuz miktarını biz belirleriz. Ne kadar çok artarsak buradaki yoğunluk değişimi de o kadar fazla değişir. Buradaki bağımlı değişken ise içeriye atılan tuz miktarıdır. Demek ki bizim için ne oldu? Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin olduğunu söyleyebiliyoruz. Eğer kontrollü deneyler hipotezi desteklemez ve tahminleri doğrulamaz ise hipotez çürür ve yeni bir hipotez kurulur diyebiliyoruz. Teori, doğada gerçekleşen olaylar hakkında yapılan ve arkasında güçlü deliller bulunan açıklamalardır. Kanun, bir olayın belli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini açıklar. Kanunlar, doğal olayların nasıl gerçekleştiği sorusuna cevap verir. Teoriler, kanunları açıklar ve neden sorusuna yanıt vermeye çalışır diyebiliriz arkadaşlar. Bu konudaki en büyük yanılgı nedir? Hipotezlerin teoriye, teorilerin kanuna dönüşmesidir. Fakat kanunlar ve teoriler arasında böyle bir hiyerarşi yoktur arkadaşlar. Teoriler hiçbir zaman kanuna dönüşemez. Çünkü teori ve kanun birbirinden farklı bilimsel türlerdir diyebiliyoruz. Fizikte model ve modelleme. Şimdi arkadaşlar doğada gözlenemeyen bazı olgu ve olayların daha iyi anlaşılabilmesi için modellemeye gerek duyulur. Ve burada modelleme de çizilen bir resim veya verilen bir formül değeri veya çizilen bir grafik bizim için buradaki bir harita olabilir. Buradaki fizikte bir modellemeye örnektir diyebiliyoruz. Mesela elektriksel alanın artıdan eksiye doğru gitmesi veya F eşittir MA bir formüldür ve bir modellemedir. Veya çizilen bir grafik yine bizim için bir modellemeye örnektir diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi fizikte ölçmeden bahsedeceğiz. Ölçme, bir büyüklüğün kendi cinsinden birim kabul edilmiş başka bir büyüklük ile karşılaştırılmasıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Ve burada ölçmeyi biz kendi içinde ikiye ayıracağız. Direkt doğrudan ölçme ve en direkt dolaylı ölçmedir diyebiliyorum. Peki direkt ölçme bizim için nedir? Bilinmeyen bir niceliğin aynı türden bilinen bir nicelikle yan yana karşılaştırılmasıdır diyebiliriz. Yani uzunluğun cetvelle ölçülmesi burada bir doğrudan ölçme yöntemidir diyebiliyorum arkadaşlar. Peki en direkt yani dolaylı ölçme, doğrudan ölçülemeyen bazı nicelikleri ilişkili olduğu bilinen başka bir özellik yardımıyla ölçmektir arkadaşlar bu da. Öncelikli olarak bunu yine kendi içinde sınıflandıracağız. A göstergeyle ölçme, ölçülen değişkenin bir çeşit göstergesi olabilecek başka bir değişkenden yararlanılarak ölçülmesidir. Dinamometre mesela yay uzunluğu yardımıyla ölçme yapan bir alettir. Ne olacak? Uygulanan kuvvet arttıkça
yaydaki uzama veya sıkışma miktarı ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Ve buradaki yayın uzama veya sıkışma miktarıyla da artık ne yapabiliyoruz? Kuvvetin büyüklüğü hakkında bir yorum yapabiliyoruz. Termometre genleşme miktarından yararlanarak yapılan bir ölçme şeklidir arkadaşlar. Ve sonrasında B şıkkı diyorum. Türetilmiş ölçmeler birden fazla değişkenle formüller yardımıyla yapılan ölçmelerdir. Alan, hız, enerji bunların hepsi türetilmiş ölçme şeklinde yapılmıştır diyebiliyoruz. Hata ve hata kaynakları ölçülen büyüklüğün gerçek değeriyle ölçüm sonuçlarında bir fark oluşabilir ve bu fark hatadan kaynaklanıyordur arkadaşlar. Hata kaynakları ise bizim için 4 tanedir. Ölçüm yapan kişiden gelen bir hata olabilir. Ölçüm yapan kişi oradaki değeri yanlış okumuş olabilir. Bu bizim için ölçümü yapan kişinin yaptığı bir hatadır. Ölçme yönteminden gelen hata olabilir. Peki bu bizim için ne olabilir? Bir binanın boyunu bir cetvelle ölçmeye kalkarsak burada yöntemle ilgili bir problemimiz var demektir. Ölçme aracından kaynaklanan hatalar. Arkadaşlar atıyorum burada bir cetvel kullandık ama cetvelin ölçek değerleri yanlış işaretlenmiş. Yani normalde cetvelin boyu 29 santim ama ölçeklenirken 30 santim diye ölçeklenmiş. Demek ki burada ölçüm aletinden kaynaklanan bir hata var demektir. Ortamdan kaynaklanan hatalar ise normal koşullar altında yapılması gereken bir deneyde eğer o koşulları sağlayamamışsak orada da ortamdan kaynaklanmış bir hatamız vardır diyebiliyoruz. Hata türleri ise sabit hata, sistemli hata ve tesadüfi hatadır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi fizikte temel ve türetilmiş büyüklükleri göreceğiz. Temel büyüklüklerden bahsederken arkadaşlar, akılda kalıcı olabilmesi için bir kısaltmadan faydalanacağız. Bu kısaltma bizim için nedir? Kısa muzdur diyebiliyoruz. 7 tane zaten neyimiz olacak? Temel büyüklüğümüz var ve burada da kısa muz derken K dediğimiz yer nedir? Kütle. I dediğimiz yer ışık şiddeti. S ile gösterdiğimiz yer yani S değerimiz sıcaklık, akım, madde miktarı, uzunluk ve zamandır diyebiliyoruz. Kütlenin birimi kilogram, SI birim sisteminde kütlenin birimi kilogram, ışık şiddetinin birimi kandela, sıcaklık birimi kelvin, akımın birimi amper, madde miktarını mol, uzunluk birimini metre ve zamanı ise saniye ile gösterdiğimizi söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunların dışında kalan bütün büyüklükler ise bizim için türetilmiş büyüklüklerdir diyebiliyoruz. Vektörel ve skaler büyüklükler. Arkadaşlar skaler büyüklük sayısal değer ve birim ile ifade edilen büyüklüklerdir diyebiliyorum. Vektörel büyüklüklerde ise arkadaşlar sayısal değeri ve birimin yanında yön ve doğrultusu ile ifade edilen büyüklüklerdir diyebiliyoruz. Vektörel büyüklüklerde de en çok bilinen vektörel büyüklüklerimizi hikayem kısaltmasıyla alacağız arkadaşlar. Burada hız, ivme, konum, kuvvet, ağırlık, yer değiştirme, elektrik alan, moment, momentum, manyetik alan bizim için vektörel büyüklüklerdir. En çok karıştırılan skaler büyüklükler ise sürat, enerji, sıcaklık, alınan yol ve kütle değerleridir diyebiliyoruz. Fizikte temel kuvvetler. Arkadaşlar doğada 4 tane temel kuvvetimiz vardır. Bunlardan birincisi kütle çekim kuvvetidir. 4 kuvvet arasında en zayıf olandır. Sınırsız alana etki eder. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir diyebiliyoruz. İkinci kuvvetimiz ise yüklü parçacıkların birbirini ittiği veya çektiği bir kuvvettir. Etki alanı fazladır diyebiliyoruz. Üçüncü kuvvetimiz zayıf nükleer kuvvettir. Pek çok parçacığın ve hatta pek çok atomun çekirdeğinin kararsız olmasını sağlayan bir kuvvettir diyebiliriz. Dördüncü ve son kuvvetimiz ise güçlü nükleer kuvvet ya da yayın çekirdek kuvvetidir diyebiliyorum. Atom çekirdeğini oluşturan parçacıkları bir arada tutan bir kuvvettir diyebiliriz. Ve arkadaşlar bu kuvvetler arasında büyüklük sıralaması yapmamız gerekirse kütle çekim kuvvetinin en küçük büyüklüğe sahip olduğunu, ondan sonrasında elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve en büyük yani en güçlü kuvvet olarak da yayın çekirdek veya güçlü nükleer kuvveti almamız gerektiğini söyleyebiliriz.